Sıcak bir yaz gününden herkese merhaba. Bu yoğun sıcakları yaşadığımız zamanlarda yoga yapmak bazılarımıza zor gelebilir. Ancak aslında sıcak havalarda bedenin ter atması, eklemlerin, kasların yumuşaması yoga pratiklerinde bir avantaj. Dolayısıyla şimdiden daha pratiğimize başlamadan ben ter döküyorum. Ama bunu bir dezavantaj olarak düşünmeyin. Gerçekten yumuşayan bir beden demek ter. Ve yogada ter aslında hemen işte yoga sonrası duşa girip vücut ısısını değiştirmek önerilmez ve o terle bir süre kalınması ve vücuda o terin yedirilmesi önerilir. Ama tabii nasıl ter? İşte beslenmemizle, uykumuzla vesaire toksinlerden arındırdığımız bir bedenin teri aslında tekrar bedene yedirilir. Yogada bu önerilen bir şeydir. Siz yine de ben o kadar işte iyi beslenmiyorum vesaire dikkat edemiyorum diyorsanız bile yoga pratiklerinizden sonra yoğun ter attıktan sonra tabii ki terli kalmayın, kurulanın ama aniden bir soğuk duşa girerek vücut ısısının değişiminden kaçının. Evet, bu notu da eklemiş olalım. Bugün Arda Chandrasana üzerine çalışacağız. Bu güzel denge pozu, güç gerektiren, hafif böyle eğlenceli, benim çok sevdiğim duruşlardan bir tanesi. Anlamı yarım ay, Arda yarım demek, Chandra ay demek. Dolayısıyla bugün bu güzel denge duruşu üstüne çalışacağız. Öncesinde sizi bu duruşa hazırlayan pek çok asana uygulayabilirsiniz. Zaten genellikle yoga serilerinde bir zirve pozu olarak da kullanılır. Ya da zirve pozlarından biri olarak pratik edilebilir. Dolayısıyla öncesinde hazırlıklar yapmak önemli. Biz bugün kısa birkaç hareket yapacağız. Daha da yoğun hazırlıklar yapılabilir tabii ki. Dolayısıyla siz sadece nasıl bu bölüm sizi o pratiğe hazırlar ve nelere dikkat etmemiz gerekir? Bundan faydalanabilirsiniz. Bu nedenle Arda Chandrasana'nın incelikleri dedik bu videomuza da. Evet, o halde başlayalım. Şimdi öncelikle çok kısa bir hazırlık. Neye ihtiyacımız var? Güzel, ağırlığı ideal bir blok. Bu önemli. Bloksuz da tabii ki yapabilirsiniz bu duruşu. Ama biraz zorlayıcı olabilir. Dengeniz kaçabilir veya duruş ideal olan o hizada olmayabilir. O da bir süre sonra bize anatomik zorluklar getirebilir. O nedenle blok öneririz. Güzel tutuşu sağlam bir doğal malzemeden olmasını öneririz yine. Matta tabii ki bir yoga matı iyi olur. Ayrıca bir duvar varsa boş bir duvarın önünde de bu çalışmayı duvarın desteğini alarak uygulayabilirsiniz. Bu da mümkün. Ama yani hizalanma vesaire için duvar gerçekten ideal bir şey ama bir süre sonra yine o boşluk deneyimini tatmanızı öneririm. Evet, başlayalım şimdi. Önce gelin çok kısa bir omurgamızı canlandıralım. Bloğumuz yakınımızda dursun. Dört ayağa gelin. El bilekleriyle omuzları hizalayın. Dizlerle de kalçayı hizalayın. Omurgayı yuvarlayalım nefes boşaltarak. Nefes alırken açalım göğsü. Nefes verirken yuvarlayalım. Bir tane daha nefes al ve nefes ver. Şimdi ortaya gelin nefes alın. Kalın burada. Sol bacağınızı geriye doğru uzatın. Ayak parmaklarınızı matınıza takın. Topuğu geriye doğru itin. Evet, bunu yaparken kalçayı sola doğru bırakmayın. Şimdi bacağınızı düz bir şekilde kalça hizasında yükseltin. Ardından sağ kolu öne doğru uzatın. Burada karın bölgesini içeriye doğru toparlayın ve karnınızı hissetmeye çalışın. Bel boşluğunu aşağıya doğru bırakmayın. Bacağınızı bükmeyin ve uzayın. Ve
yavaşça indirin. Nefes verin, tekrar omurgayı yuvarlayın. Aldığınız nefesle açın göğsü başı. Verdiğiniz nefesle ortaya gelin. Sağ bacağınızı geriye doğru, ayak parmaklarınızı takım matınıza. Sonra kalça hizasını yukarı kaldırın. Ve sonra sol kolu uzatın. Yine aynı şekilde beden çökmesin. Yüksel yukarı. Sağ bacak geriye doğru uzuyor. Sol kol ileriye. Nefes al. Nefes verirken yavaşça indirdik. Ayak parmaklarınızı matınıza takın şimdi. Nefes alın. Nefes verirken aşağı bakan köpeğe doğru. İtin kalçayı. Sağ bacağı, sağ topuğu yere doğru itin. Sağ bacağın arkasını geriye doğru itin. Sol bacağı yukarıya doğru yere paralel olacak şekilde kaldırın. Uzasın. Sol ayağın parmak uçlarını kendinize doğru çekin. Nefes alın. Nefes verirken sol ayağı indirin. Şimdi sağ ayağı aynı şekilde kaldırın. Yere paralel sol topuğu yere doğru itin. Nefes alın. Nefes verirken indirin ayağınızı. Evet, yavaşça ellerinizle ayaklara doğru yürüyün. Başınızı serbest bırakın. Elleri bele alın. Ve omurga uzun bir şekilde yükselin. Evet, şimdi yükseldik. Ayaktayız. Ardha Chandrasana'yı nasıl yapacağız? Bacaklarımızı bir açalım. Bloğumuzu da elimize alalım. Evet. Ayaklarımız birbirine paralel. Karn içeri topla. Bırakma öne doğru. Kalçayı geriye çıkarma. Kuyruk sokumu aşağıya doğru uzasın. Bacaklarınızı güçlü kullanın. Yani diz kapaklarınız bir gösterge olabilir. Diz kapaklarınızı aşağıya doğru bırakmayın, salmayın. Diz kapakları yukarıya doğru çekiliyor olsun. Buradan başlayan ivme, güç yukarıya doğru zaten taşınmaya başlayacak. Nereye kadar? Karın bölgesine kadar bu gerçekleşecek. Dolayısıyla burada güçlü bacaklar tesis edeceğiz. Tamam. Sonra sol ayağınızı çevirin karşıya. Bloğum elimde. Ve sol dizi bükün. Bloğunuzu şöyle sol elinize alıp, sol taraftayım şu an. Bloğunuzu elinizin uzandığı yere koyun ve bırakın. Hatta önce uzun kısmını yerleştirelim. Sonra tekrar gelin eski pozisyona. Bacaklar düz olsun. Evet, terlemeye başladık. Şimdi eller bele gelsin. Omuzları şöyle bir rahatlatın. Ardından sağ el sağ leğen kemiğinde, belinizde olsun. Sol kolu uzatın karşıya. Ve üst gövdeden sola doğru, karşıya doğru uzun, uzun, uzun. Bunu yaparken sağ omuzu kapatmayın. Açık. Uzan, 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 uzan. Bitti. Gidecek yer kalmadı. Ne yapacağım? Bu uzunluğu koruyarak aşağıya doğru uzanacağım. Ama göğüs kafesimi kapatmayacağım. Bırakıyorum sol elimi aşağıya doğru. Sol bacağın içinden. Gidebildiği yere kadar gitti. Sağ omzumu kontrol ettim. Düşmedi. Hop geri aldım. Başımı kontrol ediyorum. Başımı bırakmıyorum. Arkada bir duvar var. Belki de gerçekten var. Başınızı geriye yaslayın. O duvara yaslayın. Başı geriye yasladığınız an kürek kemiklerini de o duvara yaslayın. Kalçayı da yaslayın. Şimdi şöyle bir sağ omzun üstünden bakıyorum yukarıya doğru. Evet, güzel. Ve sağ kolumu da yukarı kaldırıyorum. Neredeyim? Trikonasana'da. Ne yapıyorum? Göğüs kafesimi karşıya doğru çevirmeye devam ediyorum. Karşıya doğru bakabilirim başımı düşürmeden. Veya sağ elime doğru, parmak uçlarıma doğru bakabilirim. Şimdi sağ eli bele indir. Bu kez başınızı
yere doğru ve sonra ileriye ve karşıya doğru. Bloğunuzun olduğu yere doğru çevirin. Sol dizinizi yumuşatmaya başlayın, bükün. Ve bloğunuza uzanın. Arkadaki ayakla iki adım alacağım. Yani sağ ayağımla şöyle hop parmak ucuma geldi. Sonra bir baktım, blok biraz bana yakın geldi. Biraz öne taşıdım. Sol ayağım parmak uçları karşıyı görüyor. Şu an için göğüs kafesim ve yüzüm yere bakıyor. Bloğumdan destek aldım. Sağ bacağı yukarı kaldırdım. Sağ bacağı yukarı kaldır, kalça hizasına. Şimdi göğüs kafesini çevirmeye başla. Çevril, çevril. Omzunu hatırla. Sağ omuz, sağ omuz, sağ omuz. Açılsın. Kaldır sağ kolu da. Evet. Blok beni destekliyor. Karnım aktif. Başı düşürme, göğsü kapatma. Nefes alıp ver. Bir noktaya bak. Şimdi sağ el bela al. Sol dizi yumuşat. Ve sağ ayağı kontur. Ve gel ortaya. Ayakları birbirine paralel hale getir. Ve topla. Evet. Şimdi bu ileri seviye bir denge çalışması. Bundan önce de küçük küçük denge çalışmaları elbette yapabilirsiniz. Gelelim sağ tarafa. Sağ tarafı da yapalım birlikte. Yogada her iki tarafı da yapmak, sağ ve solu denge ve bütünlük mutlaka yapmamız gerekiyor. İhmal etmeyelim. Şimdi yine bloğum elimde olsun. Yine aynı şekilde hizamı bulmama yardımcı olsun. Önden yapacağım trikonasana. Trikonasana bacaklarını yerleştireceğim. Bu şekilde sağ dizimi bükeceğim. Sonra uzanacağım ve bloğumu yere bırakacağım. Bu kez kısa kısmını. Bir deneyelim bakalım olacak mı? Geldim, tekrar bacakları düzelttim. Şimdi trikonasanamıza, üçgen duruşumuza yerleşelim. Yine aynı şekilde alıyorum ellerimi belime. Kalçam ortada, üst gövdem yukarıya doğru uzuyor. Omuzlarım rahat, göğüs kafesim açık. Evet. Güzelce terlemişim. Artık bedenim açılmış. O açıklığı, toksin atmayı, onun keyfini de yaşıyorum. Bunu da fark edin. Yani bunu bunalmak gibi, nefes alamamak gibi düşünmeyin. Gerçekten bedeninizin fanı çalışıyor şu anda. Ter atıyorsunuz ve toksinleriniz gidiyor. Çok çok güzel, kıymetli bir şey. Şimdi gelelim trikonasanamıza. Sol el belime geldi. Sağ kolu uzattım. Yere paralel bir şekilde, aşağıya değil. Aşağıya uzanmıyorum. Sağ kolum yere paralel bir şekilde uzanıyor. Sol omuzu kapatmıyorum. Uzan. 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 Uzandım. Bakıyorum. Sağ kalça içeri, sol kalça dışarı gitti. 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 Böbreklerim yana ve yukarı. Yana ve yukarı ve sağ kolu aşağıya doğru. Bırak sarksın aşağıya doğru. Sağ ayağınızın da, diğerinde de sol için geçerliydi. Baş parmaklarını, baş parmağınızı da iyice basın yere. Yani ayağın dışına basmaya yönelmeyin. İçe basın. Göğüs kafesi karşıyı gösteriyor. Hatırla duvarı. Başı geri yasla. Yüzün açık karşıyı görüyor. Göğüs kafesin karşıyı görüyor. Sol omzun kapanmadı. Çevir omzu. Çevir omzu. Sol ayağın dış kenarı yeri itiyor. Evet, yavaşça sol kolu yukarı kaldıralım. Şöyle bir yerleşelim bakalım. Omuzlarım hizalı olabildiğince. Yani hizaya takılmayın ama, yani daha doğrusu takıntı haline getirmeyin ama önemseyin. Nefes alıp verin. Şimdi çevir başı. Gör bloğunu. Hazırlıyorum zihnimi ve bedenimi. Aldım elimi belime yine solu. Sağ dizi bük. Uzan bloğunu. Al desteğini ve sol ayağın parmak uçlarına gel. Hop geldim. Baktım blok yine biraz geride. Hop aldım öne. Ve yükseldim. Yükseldim. Dengeni kaybedebilirsin. Hiç önemli değil. Bir adım, iki adım. Ve ya
yavaş yavaş çevriliyorum. Çevriliyorum, çevriliyorum. Sol ayağım, sol bacağım kalça hizasında. Nefes alıp veriyorum. Nefes alıp veriyorum. Başı geri yasla. Sol kolu uzat. Nefes alıp ver. Arda Çandrasana. Önemli noktalardan bir tanesi de şu. Bloğuma yükümü vermiyorum. Parmak uçlarındayım. Nefes alıp ver. Aç göz. Yüksel. 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 Bakın parmak uçlarımla sadece dokunuyorum. Beni destekliyor minicik. Belki elimi hafifçe çekeceğim. Belki çekmeyeceğim. Evet. Sağ diz yumuşat. Ve sol ayakla kon yere. Evet, yavaşça ayakları toparlayın. Ve güzel bir nefes alın. Ağızdan boşaltın. Evet. Yavaşça oturun. Arda Çandrasana'dan sonra, Çandrasana'dan sonra yapabileceğiniz duruşlar aşağı bakan köpek olabilir. Kısa bir bacakları dinlendirme olabilir. Uttanasana olabilir. Arda Çandrasana'dan sonra mesela şöyle bir şey gösterebilirim. Çok kısa. Şöyle geldim. Uzandım. Açılmaya başladım. Açıldım, 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 açıldım. Ve sağ eli de solun yanına alarak çevrildim. Uzuyorum. Ve buradan sağ ayağı da solun yanına aldım. Ve burada dinledim. Bu da elbette mümkün. Bacaklarınızı güçlü duruşlardan, yoğun esnemelerden, işte yük bindirmelerden sonra akış içerisinde kısa bir dinlendirin, esnetin vesaire. Ondan sonra çalışmanıza devam edin. Denge duruşlarının genel olarak şöyle bir özelliği var. Zihin dağınıksa gerçekten pratiğimiz ne kadar işte yoğun ve ileri seviye olursa olsun duramayabiliyoruz. Zihin dağınık, bedenden kopuk. Belki o sırada hakikaten derli toplu duramıyoruz ve dağılıyoruz. Bu mümkün. O nedenle iyi birer aslında meditatif çalışmadır denge duruşları. Özellikle sabah saatlerinde mesela denge duruşlarını deneyin. Çünkü uyanmanızı sağlar, zihni keskinleştirir ve iyi gelir. Dolayısıyla şey yapar, nefesi mesela iyi yönlendirir. Çünkü nefes de bir konsantrasyon aracıdır bir tarafıyla tabii ki. Dolayısıyla nefes, bir noktaya sabit bakmak, bedeni stabil bir şekilde tutmaya çalışmak zihni açar. Güzel böyle kahve etkisi yaratabilir. Evet, bugün yarım ay duruşunun inceliklerini sizinle birlikte pratik etmeye çalıştık. Umarım faydası olur. Hepinize güzel günler, sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.